düzenlenen Kurtuluş Kurulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Fen Lisesi öğrencisi Sude Nur Fidan kompozisyonunu okuyacaktır. Toprakların kan ağladığı günlerden biriydi. Atina'da bir fırtına kopuyor. Halk verdiği her nefeste geri savuruyor düşmanları. Kimi başını dayamış seccadesine, kimi kucağında yavrusuyla cephede. Her bir yandan cennetini korumaya çalışıyor. Onlar üsteledikçe direniyordu Rize'nin kanadı. Düşman güçlüydü. Fakat kalplerdeki iman ateşi yakacaktı hürriyet meşalesini. Gözünü bile kırpmadan mücadeleye devam ediyordu topraklar. Silah sesleri kalp atışları arasına karışmıştı. Kan kokuyordu toprak. Bu kokuydu Atina'yı vatan yapacak. 15'inde Mehmet, 70'inde Ayşe teyze, Fatma nine. Cepheden cepheye. Nice vatan evladı koşuyordu toplar tüfekler arasında. Geride bıraktığı yavrularının çığlıklarını, gözyaşlarını görmezden gelerek. Çünkü çocuklarından daha da sevdalıydılar vatanına. Kızıla bürünmüş bulutlar, Türk kanlarıyla bulanmış toprağı, rüzgarıyla düşmanın gözlerine püskürtüyordu. Bir baba, Allah'ın emanetini kucağında yavrusuyla ocağına bırakıp gitmişti vatanını kurtarmaya. Ana, kucağında bebesini ezan sesleriyle avutuyordu. Her ilk çekişinde kapanıyordu gözleri. Savaş devam ediyor, Mehmetçik yılmıyordu. Dua elinde, hayallerini toprağa gömecek diye ceyre sızlıyordu. Al yazmanın sevdası cephede. Ve bir ses yükseldi semaya. Göz görmez, kulak duymaz oldu. Ve kana bulanmış toprak bir adım daha ileriye attı. Hürriyete kavuşmuştu Atina. Artık ağlamıyordu analar. Çünkü vatan uğruna şehit düşmüştü yavrucaklar. Atina'yı hürriyet sarmıştı. Milletin yüreği buruk da olsa gözlerinden düşecek her bir damla yağmur olup gökyüzünden can olarak inecekti. Ve o canların içinde de vatan sevgisiyle doğmuş şehitlerin ruhu olacaktı. Artık düşman yüreği zaferle çarpanların umutları yeşerdikçe geri kaçıyordu. Ve güneş özgürlük dalıp geleceğimiz için doğuyordu.